первую очередь сегодня рада тому, что мы и призываю всех к активному служению, как мы достигнем успеха. Также я хотела бы... Türk bebek açısından son derece eğitim düzeyi çok yetersizdi. Ben bunu çoktan beri hissediyordum ve bu eğitim düzeyini arttırmamız gerekiyordu. Çünkü bir işbirliği yapmam gerekiyordu buradaki doktorlarla. Bu işbirliği çerçevesinde onların eğitimini arttırıyorum. Özbekistan'daki doktorların eğitimini arttırıyorum. Aynı zamandaki Kazakistan'ın genel doktorların eğitimini arttırarak hep beraber onlarla çalışmayı ümit ediyorum. Yaklaşık 4 sene önce burada bir faaliyete geçtik. Burada bir faaliyet klinik kurduk. Bu çerçevede bir hasta bakıyoruz burada. Bir Türk ekibimizin tamamen yer aldığı bir laboratuvarıyla, doktoruyla bir ekip oluştuk. Yavaş yavaş Kırgız doktorları da işin içine, Kırgız personeli de işin içine yerleştik. Şu anda onlar da çok güzel yetişmiş vaziyetteler. Çok güzel gidiyoruz. Gebelik oranları burada diğer kliniklere göre çok iyi ve Kırgızlar çok seviyorlar. Türklere çok seviyorlar. Onun için bize çok destek veriyorlar. Видите, что сегодня такая площадка, очень много наших акушер-гинекологов. Сегодня у нас первая презентация, это о лаборатории гистероскопической хирургии. Амбулаштан, Зелататтан, Гердис, Мишкеттан, Гердис. Böyle bir toplantı yapmaktan gururluyuz. Очень такая актуальная тема это в нашей республике тоже очень много семей, которые хотели бы иметь ребенка, но по каким-либо причинам у них не получается. И вот именно вот Джахангир Чакыжы, который приехал из Турции, помогают они многим семьям иметь ребенка и лечить вот такие бесплодия. Поэтому я думаю, что сегодняшняя конференция, она очень важная для нашей республики, для наших врачей, акушеров-гинекологов. Yanına soru işareti koyduğum şıklar da geldi radyasyon. Olmayan bir erkek geldiğinde bunun prognozu nasıl olacak? Acaba bunlar çocuk sahibi olacak? ЭКО мы сделали, у нас... Нам подсадили 3 эмбриона в надежде, что хотя бы один из них приживется. И вот через 2 недели, когда я сдаю кровь на ХГЧ, мы узнаем, что ХГЧ высокий, что характерно для многоплодия. Сделали, еще через 2 недели сделали УЗИ, на котором уже было понятно, что у нас тройня. Очень важно после... протокола, главное вести беременность правильно. Вот, я соблюдала все как положено, все медикаментозное лечение и физический покой. Ну и, в общем, через 7 месяцев беременности я родила тройню, слава Богу, здоровую. Süre kaybediyoruz, zaman kaybediyoruz ama bazen %5'tir, %100 dediğimizde biliyorsunuz 140 yaşına geldi. Karşımıza gelen erkeklerde, infertil erkeklerde ne şekilde... Evlenen her 4 çiftten birinde maalesef çocuk problemiyle karşımıza çıkıyor ve çocuk sahibi olamıyorlar. Çok fazla sormuyoruz çiftlere. Müslüman ülkelerde güzel bir ilişki var mı? Sağlıklı bir cinsel yaşam var mı? Bunun urolog tarafından mutlaka sorulması gerekiyor. Bunlar içerisinde özellikle postpartum önemli. Çünkü postpartum forniksi bırakabilecek tek problem bu. Çok da belli bir süre kullanıldığında ki bu 3 aydır. У нас есть, конечно, и рождаемость высокая, но и в то же время есть и проблемы бесплодия. Поэтому новые подходы, новые методы диагностики, лечения для наших специалистов это очень актуально. И мы очень рады, что сегодня турецкие ученые сегодня предоставят хорошую возможность последние достижения науки, инновационные подходы именно для лечения бесплодия с использованием новых современных технологий. Defalarca
acil tedavi edilmiş. Sperm'leri normal olasılıklarda erkeklerde tıkanıklığa bağlı infertilitenin ve tarım işçilerinin kullandığı akü sanayinde kullanılan kimyasal maddeler. Albatta hozirgi kunda xususan o'zimizni mamlakatda bo'layotgan keng qamrovli islohotlar natijasida tibbiyot sohasida ham bir qator yangi o'zgarishlar, yangiliklar, innovatsion o'zgarishlar bo'layotgan bir davrda qo'shni qardosh mamlakatda konferensiyada qatnashish, global muammolarga aylanib borayotgan bepushtliklarni davolash, bularni zamonaviy ekstrakorporal usulda davolanishlari va ko'pchilikka ma'lum bo'lgan erkaklar sohasidagi bepushtliklar, ayollar sohasidagi bepushtliklarni zamonaviy davolanishi va bular haqidagi oxirgi olinayotgan yangiliklar, ma'lumotlarni o'z ko'zimiz bilan ko'rish, bularda ishtirok etish albatta bizga juda ham katta zavq, juda ham katta ma'lumotlar olishga yordam beradi. Boshqa insonlar bor, ularni mutlaqo so'ralmasi kerak. Maalesef internet olarak hayatını